2000'li yılların sonunda birkaç harika çocuk çıktı futbol sahnesine ve bu genç yıldızların büyük oyuncular olması bekleniyordu. Fakat maalesef bu beklentiyi karşılayamadılar ve futbol tarihinde tutunamayanlar olarak adlandırdığımız isimlerin arasında kendilerine yer buldular. Bojan Krkić, Marko Marin, Federico Makeda ve daha birçok isim. Bu hafta sizlere anlatacağım isim ise Barcelona'da Ronaldinho'ya benzetilen, onun varisi olarak görülen Giovanni Dos Santos. Giovanni Dos Santos'un altyapı eğitimine baktığımızda dünya üzerindeki belki de en iyi futbol okullarının başında gelen La Masia'da eğitim gördü. 2002'de girdiği Barcelona'nın altyapısında hızı, becerisi ve yaratıcı oyun tarzıyla dikkat çekerken 2005 yılında Peru'da düzenlenen 17 yaş altı dünya şampiyonasında Meksika'yı şampiyonluğa taşırken turnuva sonunda gümüş topu kazanan isim oldu. Gelecek vadeden genç bir yıldız adayı için oldukça iyi bir başlangıçtı bu. 2007 yılında A takımla ilk resmi maçına çıktı. Ronaldinho, Henry ve Messi gibi büyük isimlerle aynı sahada mücadele vermeye başladı. Fiziksel olarak Ronaldinho'ya benzeyen Meksikalı olağanüstü bir yeteneğe sahipti. Birden fazla hücum mevkiinde oynaması da onun adına bir artıydı. Fakat çoğunlukla ofansif orta saha veya kanat oyuncusu olarak görev aldı. Giovanni, Katalan ekibiyle 17 Mayıs 2008'de La Liga'da Murcia ile karşılaştıkları maçta hat-trick yapmayı başardı. 33 dakikada yaptığı hat-trick sayesinde Barça maçı kazanırken futbol dünyasının ona bakışı da daha farklı olacaktı. Her ne kadar beklentiler yükselse de Barcelona ana kadrosundaki ilk sezonunda beklenen patlamayı yapamadı. Frank Rijkaard'ın tüm kulvarlarda 37 maçta şans verdiği genç yıldız sadece 4 gol atabildi. Barcelona kadar büyük bir kulüpte ilk 11'de yer almak için çok daha fazlasını yapmanız gerekiyordu. Zaten aynı dönemde kadroda Bojan Krkić de vardı ve Meksikalı genç yıldız Krkić'in gölgesi altında kaldı. Aslında o sezon Giovanni'nin idolü olan Ronaldinho ona mentörlük yaptı fakat Pep Guardiola'nın takımın başına geçmesiyle birlikte ikisi de gözden çıkarıldı. Tottenham, Barcelona'nın gözden çıkardığı Meksikalı futbolcuya talip oldu ve Luka Modric ile birlikte onu da renklerine bağladı. Yeni Ronaldinho gözüyle bakılan Giovanni'yi transfer ettikleri için harika bir iş başardıklarını düşünüyorlardı ama yanıldıklarını anlamaları çok uzun sürmeyecekti. Daha sezonun ortasına gelmişken Spurs taraftarı Meksikalı'dan çok şey beklememeleri gerektiğini anlamıştı. Sezon boyunca 12 kez forma giyip bir gol atabilen Gio, sezonun ikinci yarısında bir alt lig takımlarından Ipswich Town'a kiralık olarak gönderildi. Sezon sonuna kadar Championship'te mücadele verdi, 8 maçta 4 gol 1 asist oynadı. İngiltere'deki ikinci sezonunda Tottenham formasıyla bir maçta sadece 12 dakika sahada kalabildi. Bir sonraki sürgün yeri de devre arası transfer sezonun son gününde belli oldu. Türkiye. Barcelona'da onu A takımı alarak profesyonel futbolcu yapan Frank Rijkaard bir şans daha hak ettiğini düşünerek onu Galatasaray'a getirdi kiralık olarak. Sarı kırmızılı forma altında 14 lig maçına çıkarken 3 asiste imza attı. Sezonu 3. bitiren Galatasaray da ondan memnun kalmayan takımlar arasına katılacaktı. Kuzey Londra'ya geri dönen Meksikalı futbolcu Tottenham'la yeni sezonun ilk yarısını çoğunlukla kadroda yer alamayarak geçirecekti. Bir kez daha devre arasında kiralık gönderilmesine karar verildi. Yeni adresi yeniden La Liga oldu, takımı ise Racing Santander. Biraz daha derli toplu bir oyun ortaya koydu ve sonunda ondan beklenen goller ve asistler gelmeye başladı. Sezonun kalan kısmında 5 gol atarken 3 de asist yaptı. İspanya'daki bu performansın ardından Tottenham son bir şans vererek onu 2011-12 sezonunda başka bir takıma göndermeyip kadroda tuttu. Sezona Avrupa Ligi grup maçlarında şans bularak iyi bir başlangıç yapsa da zaman ilerledikçe bir kez daha gözden düştü. Yedek kulübesinin değişmez ismi olurken bazı maçlarda kadroya bile alınmıyordu. Barcelona ve Tottenham'da forma giydiği dönemlerde Dos Santos'un spor olan bağlılığı sıklıkla sorgulanmaya başlandı. Gio oynadığı her yerde gece hayatıyla ünleniyordu. Paparazzilerin gece kulüplerinde fotoğrafını çekmesiyle adı parti çocuğuna çıktı. 2012 yaz aylarında Tottenham'la olan sözleşmesi sona erince yeniden La Liga'ya döndü ve Real Mallorca'ya imza attı.
bir yıl Mallorca forması giydikten sonra yeniden talep edilen bir futbolcu haline geldi. €6 milyon bonservis bedeliyle transfer olduğu Villarreal'de 2015 yazına kadar 78 maça çıkıp 18 gol 15 asist üreterek o döneme kadarki en iyi performansını sergiledi. Meksikalı futbolcu Avrupa defterini kapatma zamanının geldiğini düşünerek hem rahat kazanmak hem de daha az mücadeleyle var olabileceği yıldızların emekliliğe hazırlık ligi olan MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'ye transfer oldu. Robbie Keane ve Steven Gerrard gibi efsanelerin olduğu kadronun cambazı olacaktı. İlk zamanlarda takımın değişilmez isimlerinden olsa da daha sonra Jonathan Dos Santos, Ashley Cole ve Zlatan Ibrahimovic gibi isimlerin gelmesiyle gözden düştü. ESPN tarafından 2018'in başlarında yapılan bir ankete göre Giovanni, MLS'teki en çok abartılan futbolcu seçildi. Tıpkı bizde olduğu gibi Amerikan medyası da Barcelona ve Tottenham geçmişinden dolayı olduğundan çok daha abartılı bir şekilde sunuyordu onu insanlara. Ayrıca başka bir görüşe göre Giovanni'nin Galaxy'de uzun süre kalmasının sebebi Los Angeles'taki büyük bir Meksikalı topluluğu maçlara çekebilmekti. 2019 yaz ayları Gio için artık eve dönme vaktiydi. Meksika Ligi takımlarından kulüp Amerika ile anlaştı ve bu video hazırlandığı günlerde kariyerindeki son takım burasıydı. Artık çok daha az süreler alan, skora katkısı azalan ve gözden düşen bir futbolcuydu ve henüz 30'lu yaşların başındaydı. Kulüp Amerika Teknik Direktörü Miguel Herrera, Giovanni için "Giovanni harika bir oyuncu, onu çok seviyorum. Fakat onun olan şey şu ki, sakatlandığında iyileşmesi çok zaman alıyor. Tüm kariyeri boyunca böyleydi. Bir zamanlar kalçasında sakatlık olduğunu söyleyip durduğu için arka arkaya 3 maçı kaçırdığı zamanlar oldu. Onun yerinde Javi Hernandez gibi bir oyuncu olsaydı bahse girerim ki hafif sakatlığı olsa bile oynardı," diyordu. Futbol Manager oynayanlar bilir ki hücum futbolcularının en verimli olduğu yıllar 27-32 yaş aralığıdır. En azından ben öyle hatırlıyorum. Barcelona günlerinde Ronaldinho'nun yerine hazırlanan harika yetenek 32 yaşında kulüpsüz futbolcular kervanına katılanlardan oldu. Oynadığı kulüplerde kupa kazanma başarısı gösteremezken Meksika milli takımında ise tam tersi bir görüntü sergiledi. 3. CONCACAF Altın Kupası'nın kazanılmasında büyük pay sahibi oldu. 18 yaşındayken giymeye başladığı Meksika milli takım formasıyla bugüne kadar 107 kez sahaya çıkıp 19 gol kaydetti. Özellikle ABD kalecisi Tim Howard ve defans oyuncularını çaresiz bırakan unutulmaz golü aslında onun yeteneklerinin boyutlarını gösteren bir goldü. Şükür kavuşturana. Yeni videoyu hazırlarken araya bayram girdi. İşte oraya git, buraya git, biraz yorgunluk vesaire derken velhasıl videoyu hazırlamak biraz uzun sürdü. Aslında ben de sizleri özledim. Uzun zamandır görüşememiş olduk. Bu bölümde tutunamayanlar da sizlere Galatasaray'da da bir dönem kısa da olsa futbol oynayan Giovanni Dos Santos'u anlatmaya çalıştım. Bir futbol sever olarak benim de ondan beklentilerim fazlaydı. Messi'nin yeni yeni parladığı, arkasından boyan ve Giovanni Santos'un geldiği güzel bir jenerasyon vardı. Fakat o jenerasyonda tutunabilen tek kişi sadece Lionel Messi oldu. Diğer ikisi beklentilerden çok uzakta kaldı. Meksika milli takımı ile olan performansına bakarsak aslında gayet güzel bir kariyeri var. Dünya çapında büyük bir başarısı olmasa da kendi memleketinde diyelim gayet de iyi bir futbolcu olarak görülüyor. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Avrupa'da daha büyük yerlere gelebilir miydi? Bunun yorumunu sizlere bırakıyorum. Yeni bir bölümde görüşünceye dek hoşça kalın. Hepinize selamlar. Sağlıcakla kalın.